Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Öncelikle kanalımızın Fenerbahçe üzerine bir kanal olduğunu hatırlatmakta fayda var. Sponsorlarımızdan birisi Türk sporunu, Türk futbolunu çok seven bir sponsor. Diğeri Kayseri'nin en güzel kadın hastanesi. Belki de Türkiye'nin en güzel kadın hastanesi. Bestizler 29.800 kişi doğruları seven insanlarsınız. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Açıkçası son günlerde e, videolarda kullandığım cümlelerden dolayı ben birçoğunuzun kaçıp gideceğini düşünüyordum. Hani e, sen de işte yönetimi atıp tutuyorsun şöyle böyle diyeceğinizi zannediyordum ama çok şükür hani kaçan giden olmadı. Hatta üstüne gelenler oldu. Onlara da hoş geldin diyorum. Şimdi arkadaşlar Galatasaraylı arkadaşlar. Küfürsüz, insanlara hakaret etmeden yaptığınız yorumlara lafım yok. Ama birçoğunuzu engellemek zorunda kalıyorum. Mesela fener ağlama diyorsunuz. Ya asıl ağlayan sizsiniz. Asıl dümenini çeviren sizsiniz. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ya olağanüstü bir şey oldu. Bugünden bir şeyler döndü. Fenerbahçe şampiyon oldu diyelim. Yani imkansız. Ama inşallah böyle bir şey olur diyelim. Kafayı yersiniz değil mi? Çıldırırsınız manyarsınız, fıttırırsınız. Futbol izleyesiniz gelmez. Ha işte. Bunu bilinçli bir şekilde misal veriyorum hakem operasyonuyla yapsalar. Ya da misal veriyorum e, devleti yönetenler dese ki ulan Fener şampiyon olacak. Galatasaray'ı mahvedin dese. Ve bu başınıza gelse çıldırırsınız kafayı yersiniz değil mi? Ha işte. Buna benzer şeyleri biz yıllardır yaşıyoruz ve siz yüzsüz yüzsüz utanmadan hala Fenerbahçe'yi hakemler koruyor, kolluyor diyorsunuz bu da insanların tepkisine neden oluyor. Ama merak etmeyin. Gün olur, devran döner, her şey döner. Mesela Icardi'nin pozisyonu Galatasaray Başakşehir maçındaki. Bu pozisyona penaltı verildi. Ben söyleyeyim, aynı pozisyon Fenerbahçe kazansa Galatasaray'lar da böyle penaltı mı olur diye. Yani her teması penaltı zanneden arkadaşlarımız var maalesef. Mesela bu Icardi'nin pozisyonu derken şu elle oynamayı bahsetmiyorum. Yerden kaymayı bahsediyorum. Hani yerden bir kayıyorlar. Ya yani her temas penaltı değil. Ya yani defans oyuncusu kayıyor, sonra bakıyor ki top gitmiş, sakınıyor, ayağını çekiyor. Defansın kaydını gören hücum oyuncusu da temas gerçekleşmeden kendini yere bırakmaya başlıyor. Ve sonrasında da kaçınılmaz son temas oluyor. Aldatmadan sarı kart yese yer. Ama sonuç ortada. Orta açılıyor. Oyuncu sırtını çeviriyor. Bak e, şu bölgeye değdiği söyleniyor falan filan. Ben çok umurumda değil nereye değdi. Bak nereye değdi niye umurumda değil biliyor musunuz? Fenerbahçe orta açtı. Adamın eli şöyle diyelim. Şuraya değdi diyelim. Diyecekler ki yüzünü koruyordu. Buna penaltı verilmez. Bunu diyenler kendi maçlarında sırtına değilse penaltı. Niye eline değmek üzereydi diye. Ya görüntü açıları zaten iyi değil. Kurallara göre yani kısa kolun kapattığı yere top gelirse el olmaz. FIFA hani armpit diyor o bölgeye. Yani varın gerisini düşünün. Yani varın gerisini düşünün. Babası 15 Temmuz 2016 sonrasında ihraç edilen geçen yıl 8 Mart'ta Ferhat Gündoğdu'dan sakıncalı diyerek liste dışında bıraktığı kişi Galatasaray maçının var hakemi oluyor. Ama Galatasaraylılara sorsanız FETÖ bittikten sonra Fenerbahçe bitti diyor. Sorması ayıp da FETÖ'nün bittiğini nereden biliyorsunuz FETÖ'cü müsünüz? Ya altyazılara bakın daha geçenlerde muzaaf askerler görevden ihraç edildi. Muzaaf yani görevdeki askerler yıl 2023 7 sene geçmiş FETÖ darbesinin üstünden 7 sene bitmiyor. Ben söylüyorum mesela. Bu masallara kendinizi o kadar inandırıyorsunuz ki bak. Türkiye'de şunu asla ve asla unutmayın. Fenerbahçe maçları adil yönetilse Fenerbahçe taraftarı diyecek ki hocam biz hakemi mi satın aldık? Şike mi yapıyoruz diyecek. Niye biliyorsunuz? Adil yönetilmeyen o kadar çok maçımız var ki. Ya hocam sana göre her Fenerbahçe maçı adil değil. Her maçta hakkınızı yiyorlar. Abicim oturun izleyin. Oturun izleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi Beşiktaş'ta 2020-2021 sezonda 3 kupa birden kazanan taraftarın gönlünde taht kuran Sergen Yalçın. Bir sonraki sezon inanılmaz rezil bir performans ve Beşiktaş'tan ayrılma. Şimdi Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu e, Tümer Metin Sergen Yalçın'ın olası Fenerbahçe'ye imza atma durumunu değerlendiriyor. Ve... E, hani ben çok yoğun eleştirilere maruz kaldım diyerek anlatıyor. Ne diyor? Şimdi Tümer Metin diyor ki Beşiktaş derbisinden sonra Jesus'u yollardım. Volkan Demireli takımın başına getirirdim. Sözlerine Erman Özgür ben de Sergen Yalçın'ı getirirdim diyor. Tümer Metin de diyor ki Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına gelirse bir kişi de çıkıp Tümer şöyle yaptı, böyle oldu falan demesin bir daha. Bak şimdiden uyarıyorum amana. Ha, hayat böyle bir şey. Yedirir lafı diyor. Ben şimdi Sergen Yalçın'a bir uyarıda bulunayım. Sergen Yalçın Fenerbahçe'de başarılı olamaz. Niye olamaz biliyor musunuz? Ellerini kaldırdığı zaman ellerini kaldırdığı zaman rakip futbolcuya kırmızı kart veren hakem çıkmaz. Gelir Sergen Yalçın'a kırmızı verir tribüne gönderir. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta beğendiğim iki tane özelliği vardı. Bir kompakt ofansif bir futbol oynatması. İki, alt yapıdan oyuncuları direkt çıklan oynuyorsun diye oynatmasıydım. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hocası ne olacak biliyor musun? Birinci etmen şampiyon yapacak. İkinci etmen gençleri oynatacak. Üçüncü etmen ofansif olacak. Dördüncü etmen e, adaletli olacak. Beşinci etmen de işte disiplinli olacak. İşte fizik kondisyonu yüksek olacak. Bunları beşini bir arada yapabilecek teknik direktör dünyada kaç tane biliyor musunuz? Sıfır. Sıfır. Son dördünü sağlasa şampiyon yapmayı sağlayamaz. Çünkü bir şeylerin değişmesi lazım. Şimdi Volkan Demirel ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diyor. Biliyorsunuz Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel. Alman basınına bazı açıklamalarda bulunmuş. sport 1'e konuşmuş. Bir gün Fenerbahçe'de çalışmak ister misin diyorlar. Benim Fenerbahçe'de teknik direktör olmama gerek yok. Ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim. Tabii ki böyle bir görev bana gelirse gurur duyarım. Fenerbahçe benim hayatım. Bak devamı da var. 18 yıl boyunca kaledeydim ve 2 yılda yardımcı antrenörlük yaptım. Daha sonra da eğer bir gün Fenerbahçe'de çalışırsam tecrübeli bir teknik direktör olarak çalışmak istediğim için ayrıldım. Fenerbahçe benim ailem, beni ben yapan kulüp her zaman Fenerbahçe için çalışmak isterim diyor. Aradaki farkı anladınız değil mi arkadaşlar? Benim ne korkum var biliyor musunuz? Ali Koç, ulan Alex gel takımı çalıştır. Bir turda sen binder sayfayı yedik. Yapar mı? Yapar. Çünkü niye? Alex'i getirince Alex'ciler çıkacak. Helal olsun diyecek. Arda Güler. Geleceğim merak konusu. Arda Güler. Barcelona. Arda Güler için harekete geçiyormuş. Ben size söyleyeyim. Ben bununla ilgili duyumlar geldi. Net duyum geldi hem de. Barcelona Arda Güler için devrede. Katalonya merkezi sport gazetesine çıkarın habere göre Barcelona, Paris Saint Germain, Arsenal, Newcastle United, Napoli gibi kulüpler Arda'yı çok istiyor. Haberin detayında Arda Güler için 20 milyon euro civarında bir rakam sonraki satıştan pay istediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin e, financial fair play sorunları yaşayan ekonomik açıdan zorlu günler geçiren Barcelona'nın Arda'yı kaçırmak istemediği Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonu kiralık teklifini ön, e, önceliklendirdiği yazıldı diyor. <laughs> Şimdi ben size söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Bu sezon 1128 dakika 6 gol 4 asist. Bu arada arkadaşlar 1128 dakikaya uzatma dakikalarını da ekleyin. Bir, Gaziantep ve Hatay spor maçlarında oynasın oynamasın 180 dakikaya da ekleyin. Ne yaptı? Yaklaşık zaten 1300, e, 1308 dakika sadece bu etmenden eklendi. Uzatma dakikalarını falan eklerseniz zaten 1500'ü rahat geçiyor. Kalan maçlarda falan oynar. o şey aklınıza gelmesin ama ben şunu söyleyeyim. Barcelona Arda Güler için sadece satın alma opsiyonu değil arkadaşlar. Cash kiralık teklifinde bulunuyor. Ve Fenerbahçe direkt reddediyor. Ancak oyuncunun kafasında bir problem var. Nedir o? Jorge Jesus. Eğer Jesus devam ederse ben yokum diyor Arda Güler. Yani ben, bu adam beni oynatmayacak diyor. Ee, ama bilmiyor ki o adamın niyeti daha başka. O adamın niyeti çok başka. Belki de alıp kaçırmak istiyor ülkeden. Neyse. Ee, Barcelona'ya gideceğini de zannetmiyorum Arda Güler'in. Hayırlısı olsun. Mason Greenwood için transfer yarışı olay iddiayı duyurdular. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın kapalı kutu bu futbolcu. Ama tutarsa, yani e, Türkiye'nin merkezinden elmas madeni bulmak gibi bir şey olur. Şimdi liglerde son dönemece girildi. Transferler sıcaklığını koruyor. Ve e, Mason Greenwood baya baya... E, ortalığı karıştıracak gibi ve Süper Lig devi peşinde. Bilin bakalım kim o dev. Manchester United kariyerine fırtına gibi başladı. 21 yaşındaki Greenwood. Kariyeri bir günde tersine döndü. 30 Ocak 2022'de tecavüz saldırı ve ölümle tehdit etme şüphesiyle tutuklandı. Eski sevgilisine hani e, istismara istismara yeltendiği suçlamasıyla yargılanan Greenwood 2 Şubat 2022 tarihinde kefaletle serbest kaldı. Bakın 30 Şubat Bak 30 Şubat 31 Şubat şey, 31 30 Ocak 31 Ocak 1 Şubat 2 Şubat 3 gün içinde kefaletle serbest kaldım. Bu haber ortaya çıktıktan sonra Premier League Greenwood'u süresiz olarak futboldan uzaklaştırdım. Ve Manchester United'da süresiz kadro dışı bıraktım. 3 Şubat 2023 tarihinde. Yani bir yıl sonra Greenwood'un üstündeki suçlamaların düştüğü açıklandı. Mahkemede kilit rolü oynayan sanıkların ifadeleri ne, geri çektiği ve yeni bir kanıta rastlandığı belirtildi. Yani suçsuzluğu e, suçlu suçu kanıtlanana kadar herkes suçsuzdur gibi bir şey de değil. Bana yani yeni bir deliller falan filan diyor. Ben bilemem. Ben haber okuyorum sadece. Mahkeme verdiği karara göre üzerindeki suçlamalar uçan Greenwood kontratına devam etmesi sebebiyle 30 Haziran 2025'e kadar Manchester United'ın futbolcusu. Fakat Erik Ten Hag'ın planlarında yer almıyor. Manchester United kadın taraftarlarından ve kadın takımından gelen baskı nedeniyle de futbolcuyu oynatmak istemiyor. Futbolcunun futbol hayatını bitirmek istiyor. Bunu da defalarca söyledim. İngiltere'den bir iddia geldi. The Sun gazetesi mahkeme tarafından ee, yani kadroya alınmayan Greenwood için birçok takımın harekete geçtiğini yazdı. Juventus, Milan ve Roma yakından takip ediyor diyor. An ancak resmi bir şey yok. Ama ayrılık haberi olursa teklif sunacaklar diyor. Türkiye'den de bir takım yıldız futbolcunun peşinde. Şimdi burasını Mustafa Hoca gururla sunar. Bu ekibin ara transfer döneminde de Greenwood için girişimde bulunan Fenerbahçe olduğunu söylediler. Sarlı Hacivertliler Ocak ayında 21 yaşındaki golcüyü kiralamak istedi. Ancak Greenwood Manchester United'ın kendisini affetme umuduyla takımda kalmaz yıl seçti. Yoksa gelmek de istiyordu. İngiliz forvetin affedilmemesi nedeniyle Manchester United teknik heyeti ve yönetimine tepkili olduğu ve ilk etapta ilk fırsatta ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sergen Yalçın gelirse Greenwood da gelir. Bu dediğimi unutmayın. Hocam niye böyle olur? Bu dediğimi unutmayın. Sergen Yalçın gelirse Greenwood da gelir. Bak Greenwood da gelir. Asla ve asla unutmayın. Sebebi ne? Sebebi çok başka. Şimdi arkadaşlar Kısa kısa haberlere ve iddialara geçelim. Bir iddiaya göre Fenerbahçe Celtic'den Hugo Fuhashi transfer listesine eklemiş. Burada şey de var. Fiyası da var ama belirtmeyeceğim. 1.70 boyunda Japon forvet. Lan 1.70 boyunda forvet mi olur? Olursa Japon olur zaten. 9 milyon euro piyasa değeri var. İskoç liginde 28 yaşında. Bu sezon oynadığı maç sayısı 45. 45 maçta 30 gol 5 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1 asist. Hani liginde İskoç Ligi'nde 31 maçta 23 gol 3 asist. Şimdi ee, final falan yapıyorlar. Herhalde. 70 dakikalık maçta bir golü var. Yani 2970 dakika ya 33 maç diyelim 30 gol 5 asistlik. Bunlar bir iddia. Oyuncunun sözleşmesi 2025'e kadar. Öyle kolay kolay bırakacaklarını zannetmiyorum. Bırakırlarsa da Fenerbahçe'ye kolay kolay geleceğini zannetmiyorum. Sercan Hamzoğlu'nun bir iddiası var. Sercan Hamzoğlu'nu severim sayarım. O yüzden iddiasını isim belirterek verdim. Bir de bu iddianın doğruluğunu bildiğim için söyledim. Fenerbahçe değerini bulan her oyuncuyu satma kararı aldı. Belki Ferdi Kadıoğlu ve Arda'ya parantez açabiliriz. Onlar takımda kalabilir. Şartlar uyarsa birçok oyuncuyla yollar ayrılacak. Şimdi ben bunu niye isim belirterek söyledim? Birkaç bir hafta falan önce diyeyim. Birkaç hafta demeyeyim. Bir hafta falan önce ben bir iddiada bulundum. Dedim ki Fenerbahçe'de sirkülasyon 10 e, yani gelen artı giden 16 futbolcuyu geçecek dedim. Bu iddiamı da söylüyorum dedim ama hocam kalıplaş. Ama hocam kal geçiniz dedim. Hala da sözümün arkasındayım. Gelen artı giden 16 olacak. Peki hocam yap boz gibi olacak. Geleni geri gönder. işte gideni geri gönder. Peki size bir şey soracağım. Gerçekten samimi bir şey soracağım. Ara o 3'e alındı. 3'e geri satılacak. Kabul müsünüz? Gustavo 3, 2.8 e alınsa geri 2.8'e satılsa kabul müsünüz? Samet 3.7'ye satılsa kabul müsünüz? Osterwolde geri 6'ya satılsa kabul müsünüz? Bak 4 oldu şimdiden. Şimdiden 4 oldu. Berisha 5, Samat da 6, Pelkas 7. an bizim futbolcumuz. Buruma 8. Bak 8 tane oyuncu gönderdim. Serdar Dursun 9, Valencia 10, Rossi satayım 11. İrfancan'ı satayım 12, Mert Hakan'ı satayım 13. Hadi bunların yerine kaç tane isim alırsınız? İyi de bunu biz de tahmin edebilirdik. Siz tahmin edebilirsiniz ama dolar euro kurunun seçimden sonra 30 lira olacağı iddiasıyla sosyal medya çalkalanırken bence tahmin edemezsiniz. Şimdi bir başka sayfada bunu gördükten sonra iddiasına özel olarak söylemiş. Fenerbahçe'de Rossi, Serdar Dursun, Arao, Enner Valencia ve Salahi e, ayrılacak isimlerin başında geliyor diye. Atilla Salahi'ye sezon başında 18, Mert Hakan'a 7 milyon euro teklif verildiği zaman bu ikisi 25'e satılıp Kim Min-ji'ye serbest kalma bedelin işte şu kadar yıllık ücretini iki katına çıkarıyoruz deseydik belki bugün bu kadar ağlamıyorduk. Neyi de ağlamıyorduk? Gerçek hayatta birilerinin yaptığı gibi hem hakem desteğini alıp hem başka bir şeyler yap hem de millete ağla ağla diyecek profilde insanlar değiliz. Ama kim minji bir yere gitmeseydi. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Kim minji bir yere gitmesin. Gitmesin. Alioski, Luan Perez bir şekilde solda idare etsin ya da Lincoln. Sağda Ferdi Osa'yı idare etsin. Salahi kim minji ikilisi. Atilla, şey, Altay'da kaleci. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında var ya Ali Koç'un büyük salaklığı nerede yaptı biliyor musunuz? 3 tane 4 tane futbolcu ekleyip şahane kadro yapabileceği takımı içine edip 15-16 futbolcu getirip ya da getirdiğini zannedip mahvetti. Ya geçen seneki kadro Allah kitap aşkına. Allah kitap aşkına. Yani Ferdi soldaydı. Şimdi Sabek'e geçirdik. Ferdi o sahip. Halioski geldi. Luan Perez geldi. Okey. Kabul. Salahi. Serant'ta yedekteydi. Serdar Aziz. Kimminci Kaltaydı Bak sadece iki tane sol bek geldi. Altay hadi İrfan Can Eğribayat da gelsin. 3 e, olsun tamam mı? Arao'ya gerek yoktu ki. Crespo Zayis orta ikilisi. Ligi zaten silip süpüren isimlerde. Crespo Zayis Arda Güler'le bir sistem kursaydın. Mert Hakan da var orada. Tamam yine Lincoln'u transfer et. Kaç etti abi? 4 transfer mi yaptı? Bir tane doğru yönlü libero çek ki almak istediğimiz birkaç yönlü libero vardı. Birini çek. 5-6. Yalnız bunları sayarken Jorge Jesus değil. Belki İsmail Kartallı bir Fenerbahçe'den bahsediyorum. İki tane kanat bir tane de forvet alacaktın. Ha Batshuayi. Valencia Batshuayi ile gider miydi? Çok zor. Ama e, bugün söylüyorum. Firmino'yu becerebilsen. Firmino'yu becerebilsen. Arkasına da iyi koysan. Üçüncü forvette Serdar Dursun kalsa. 4-2-3-1 gibi bir sistemden oynasan. King'i e, şeyi falan. Pedro'yu falan göndersen kimse bir şey demez. O da ayrı mesela. Ama Bakalım futbol aklımız ne olacak? Fenerbahçe Milot Rashida'nın bon servisini almak için harekete geçtiği iddiaları var. 26 yaşındaki futbolcu. Bir kere şunu söyleyeyim. son e, düzlüğe giriliyor artık. Artık altı sıra şampiyon oldu edasıyla. Yani kendini salabilir futbolcu. Mesela Rashida futbolcu 26 yaşındaki kanat oyuncusu kendini salabilir. Tamam artık bitti işim. Yani bari gideceğim sakatlanmayayım da gideceğim kulübümde daha iyi iş yapayım diyebilir. Adamlar 11 milyon euroya almışlar 2021'de. Bu kolay kolay satmazlar. 32 maça çıkmış Galatasaray'la. Yok özür dilerim. Ee, 4 maç şampiyonşipte, 1 maçta FA Cup'ta 5 maça çıkmış. Şeyle. Galatasaray'la kaç maça çıkmış? 27 maça çıkmış. 6 gol 5 asist. Aşağı yukarıda 1800-1700 dakika civarında bir dakika almış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak komşuda Kaz oluyor ama sana gelince tavuk bile demiyorsun. Civciv bile demiyorsun. Biz bu, bu tip isimler Fenerbahçe'ye gelsin çöplersiniz. Bak misal veriyorum Icardi çok iyi diyor övüyorsunuz. Icardi Fenerbahçe'ye gelsin 7 cettine söversiniz. Ulan bunun her işi gece hayatı şöyle böyle falan filan diye. İşte bizim sıkıntımız burada tam olarak. Bizim en büyük sıkıntımız burada. Lütfen arkadaşlar. Yani eldeki tavuk komşuda kaz olmasın. Ya da komşudaki kazı elde tavuk yapmayın. Futbolcuları değerlendiren. Hocam sen de gel, biz gelene çöp diyoruz, gidene çöp diyoruz. Sen de diyorsun ki iyi futbolcu olabilir. Çöp demeyin şöyle böyle. Ben aynı cümlemi tekrar ediyorum. Bir futbolcu Fenerbahçe'ye geldi ana ben 450 dakika izlemeden yorum yapmam. Kulübün takımın ahengine uyuyor mu? Yani sistemin bir parçası oluyor mu? Çarkın dişlilerinden biri haline geliyor mu? Geliyor. O zaman sıkıntı yok. Ya Kim Minji'yi Galatasaray'a alsaydı belki bu kadar meşhur olmazdı. Vedat Buriç'i Galatasaray alsaydı belki bu paralara gitmezdi. Elif Elmas'a Galatasaray alsaydı belki bu paralara gitmezdi. Büyük ihtimalle Eyüp Spor'da falanlarda. Yani. Ama aynı şekilde Kerem Aktürkoğlu mesela Galatasaray satsa satsa 6'ya 7'ye satar bu kafayla. Aynı Kerem Fenerbahçe'de olsaydı biz 18'e Napoli'yi okuttuyduk mesela. Aradaki fark bu. Ben şuna kızıyorum. Bugün Fenerbahçe'de satsan, futbolcuları satsan, değerini bulanı satsan en az 200 milyon euro para kaldırabilirsin en az 200 milyon euro. Ya Pedro'nun 7 milyon euroya taliplisi var. Luan Perez'in 7'ye taliplisi var. Hani bilmem ne bilmem ne opsiyonuyla falan filan. İkisinden 14 milyon eurodan bahsediyoruz. Bugün Usta şey e, William Arao'ya 4,5 milyon euro teklif geldiydi biliyor musunuz? Ya Mert Hakan'a 7 geldi. Yine gelse keşke. Bir kerizlik yapsalar. Yani Mert Hakan'ı 7'ye 7'ye de İrfan Can'ı falan paketlesek. Yani bugün Fenerbahçe'deki ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında biz çok büyük yanlış yapıyoruz. Arkadaş diyeceğim. Bir liste yayınlayacağım. Futbolcuları şu fiyata satıyorum. Buyurun. Bizim bunlarla işimiz yok. Şu fiyatı getiren gider. Ya da futbolcuların değerini belirerek dünya tarihinde bir ilk diye. Yaz oraya Arda Güle 60 milyon euro. Kim verecek lan 60'ı? Olsun yaz oraya. Ferdi Kadıoğlu yaz 35 milyon euro. Misal. O sayı Samuel 12 milyon euro. Ben bir şey söyleyeyim mi? Eğer böyle bir şey yayınlasınlar. Kulüp böyle bir fiyat yayınlasın. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir hafta içinde o futbolcuların yarısı satılır. Yarısı satılır. Makul fiyatlarda belirtilir. Yarısı satılır. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Sıfırdan kadro kurmak. Fenerbahçe gibi bir takım için o kadar kolay ki. O kadar kolay ki. Federasyona çıktık, ki siz bizi nasılsa şampiyon yapmayacaksınız. Ben gelen parayla borcumu ödeyeceğim. Bu sene paf takımıyla çıkıyorum. İstediğiniz cezayı ya, yazın ya da sözleşmesi biten futbolcu transfer etmeye çalışacağım diye. Tutuşsunlar, çıldırsınlar, kafayı yesinler. İnan var ya federasyon başkanı gider görüşme yapar. Şu futbol Firmino gel bu Fenerbahçe'ye bak takım iyi takım gel diye. Öbürü gider Saydo Mane'yi ayarlamak için Bayern Münih'le falan görüşür. Bir seneline bari kiralık verin diye. Ama işte bizde bunu yapacak Fenerbahçeli bir başkan ve Fenerbahçeli yönetim kurulu yok maalesef. Yani hep kendi çıkarlarını düşünen, kendi menfaatlerini düşünen Fenerbahçe menfaatlerini ayaklar altına alan bir yönetimimiz var. 5 senedir başarısız mıyım ki ben diyorsa bir başkan, sıfır kupayla. Ben size bir şey söyleyeyim, Montella'yı çok övüyorsunuz. Montella başarısız bir teknik direktördür. Adana Demirspor'un kadrosu neredeyse üç büyüklere yakın bir kadrodur. Kim ne derse desin. Neredeyse üç büyüklere yakın bir kadrodur. İstediğiniz kadar dalga geçin benimle. Umurumda değil. Neredeyse üç büyüklere yakın bir kadrodur. Bu, bu dandik kadroda yani iki stoperini birini ben Fenerbahçe'ye birini Beşiktaş'a sattı. Biraz zorla Onyekuru'yu Monyekuru'yu da belki birilerine okutur. O kadroyu çıkmış bilmem kaçıncı yapıyor. Saçmalamayın. Ben size bir şey söyleyeyim. Çağdaş Atan daha iyi Monteya'dan. Kayseri Spor'un bir durumuna bakın. Transfer yasağı var. Kimseyi alamıyor edemiyor. Bence Çağdaş Atan daha iyi teknik direktör Monteya'dan. Ama şişirilen bir balon. Yine aynısını söylüyorum. Ali Koç da aynı Monteya gibi böyle bir imkan var. Milyon euroları kazanabileceği bir taraftar kitlesi var ama sonuç ortada. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gevezelik yaptım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.